Öncelikle herkese merhaba. Ben Cafer Göçmen. Burası Konya'nın Kul ilçesine bağlı Burunağır Köyü. Yani benim köyüm. Uzun zamandır gelemeyenler için de sıla hasreti çekenler için, memleketini köyünü özleyenler için bu videoyu drone ile çekmiş olacağız. Ben de elimden geldiğince birazcık anlatmaya çalışacağım. Sizlere köyümüzü ve uzun zamandır gelemeyenler için aynı zamanda benim dostlarım, arkadaşlarım da köyümü görmüş ve tanımış olacaklar. Şöyle gösterelim bir güzel bir şekilde. Her bölgeye gidemeyeceğiz çünkü her bölgeye tek tek gitmek çok uzun sürmesini sağlayacak videonun. Ancak belirli bölgelerden bütün bölgeyi göstermiş olacağız. Burada birçok kişinin anısı var, birçok kişinin özlemi var, birçok kişinin kahkahası var bu köyde. Birçok kişinin hüznü var. Birçok kişi baktıkça, gördükçe anılarında bizim bu taraflardan olanlar anılarını da hatırlamış olacaklar. Köyümüzde yaşayandan çok Ankara'da, Konya'da yaşayan var. Köyümüzde yaşayandan çok yurt dışında yaşayanlar var. Örnek veriyorum, başta İskandinav ülkeleri olmak üzere, yani İsveç, Danimarka olmak üzere yurt dışında yaşayan çok vatandaşımız var, çok gurbetçimiz var ve bunun yanı sıra İsviçre, Hollanda'da da yaşayanlar bir hayli mevcut. Şu şekilde gösterelim köyümüzü elimizden geldiğince. Ankara merkeze yaklaşık 115 kilometre uzaklıkta, Konya merkeze de yaklaşık 145 kilometre uzaklıkta. Ve kuzey tarafından Konya'nın son köyü, son toprağı bizim köyümüz oluyor. Burada bitiyor. Karşı bölgelerden, yani çok kısa bir mesafe, belki 3 kilometre, belki 4 kilometre ileriden hemen Ankara'nın toprağı başlıyor. Yani biz sınır bölgesindeyiz. Göstermeye çalışalım, anlatmaya çalışalım. Ben birazcık anlatacağım. Ve bizim buralarda ilk önce eve önem gösterilir. Evler mutlaka çatılı olur, kara örtü artık ev yok. Ev çatılı olur, etrafı çevrilmiş olur. Eve ciddi derecede bir önem vardır. Evin hem dışına hem içine bizim bu bölgelerde ciddi bir önem vardır. Hatta çevre köylerde o kadar güzel evler de vardır ki bazen şehirde bulamazsın. Bizim köyümüze de yetecek kadar, kendilerine fazlasını yetecek kadar temiz ve düzenli evlere önem gösterilir. Evet, bölgeyi anlattım sizlere. Neler olduğunu, nasıl olduğunu. Ve tabii ki hayvancılık konusunda da koyunlar, inekler mutlaka birçok evde mevcuttur. Bunu da söylemek lazım. Mutlaka bunu da değerlendirenler var. Bunun yanı sıra arpa buğday bildiğiniz gibi Konya'da bir hayli mevcuttur. Arpa buğday konusu başta olmak üzere topraklarda bu konuda verimlidir. Sıla hasreti çekenler için, uzun zamandır gelemeyenler için bu video iyi olacak. Hiç olmasa birazcık da hasret giderecekler. Elimden geldiğince anlattığımı düşünüyorum. Çok da uzun tutmayalım. Sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Thank you.
Müzik.